just let's make love on the dance floor. Yo! Programa geçmeden önce son konuklarımızı alalım böyle. Evet, sizlerle önce bir tanışalım, öyle değil mi? Evet, ben Bayram, Brüksel'de teknisyen olarak çalışıyorum. Ve şu çok güzel hareketleri görmek için aileyle geldik. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişi mi? Evet. Burada hangi senin çocuğu? Şu benim büyük kız. Büyük kız. Küçüğü nerede? Evdeler. Küçüğü evde bıraktın. Kaç tane var? 3 tane var. Allah bağışlasın ya. Çok güzel. Kız bu ne? Ama ne kadar güzel. Böyle bir alabilir miyiz? Bak kınayı görüyorsunuz. İsim neydi? Nurten. Nurten. Kız Nurten. Lan ne güzel ismin var senin öyle. Evet. Memleket? Emirdağ. Emirdağ mı? Sormaya gerek yok. Brüksel'deyiz değil mi? Evet. Ya sormaya gerek yok. Sormamız hata. Emirdağ seni izliyor. Herkese selamlar, bizi tanıyanların herkese. En yakında görüşmek üzere diyorum. İnşallah bu yaz. İnşallah. Yüzüyorsun. Evet, sizi bir tanıyalım. Merhaba, ben Adnan Malak, boyacı dekoratörü olarak çalışıyorum. Çocuklarla geldik işte. Artı ekstra olarak kraliçemin yoğun istek üzerine öyle mi? Geldik, gelmiş bulunduk. Gel bakayım çünkü... kraliçe buraya, Ceyda evet. mı istedin? Evet. Ya ismi de şuradan görüyoruz yani kopya çekiyoruz. Evet, bu benim kraliçem işte. Bu isteklerini kıramayıp zaten de çok güzel hareketleri adopte evet. etmiş durumdayız yani şu an aile olarak. Yani, çünkü çok Ceyda'yı kıracağıma diyorsun, kızımı kıracağıma kafamı kıranım daha iyi. Öyle yani, mi? Evet. Hemen hemen de öyle bir şey. Evet, sen ne diyorsun bu konuda? Ben babama teşekkür ediyorum. Öyle evet. mi? Doğum günü hediyem olarak çok güzel. Evet, o çok güzel. Bu arada belirtmeyi de unuttum. Çünkü yarın doğum günü olduğu için aynı arada da doğum günü hediyesi olmuş. Biz de buradan oldu. Doğum gününü kutluyoruz. Seni de bir tanıyalım. Merhaba ben... Gel abla yanıma gel. Gel yanıma. Memleket neresi? Emirdağ. Emirdağ mı? Niye sorarsın desene. Ama sen sarısın. Sarı var mıydı öyle Emirdağ'ında? Bilmem. İsim neydi? Celal. Celal. Soyadın? Malak. Malak. Evet sizi bir tanıyalım. Hava Malak. Emirdağlıyım. Evet yani sormuyorum artık. Yani sormama gerek var mı sevgili izleyenler? Yok gerek yok. Evet. Vallahi filmi seyretmeye geldik. Kızım. Çalışıyor musunuz burada? Evet. Ne işte meşgulsunuz? Temizlik. Evet. Bankada çalışıyorum. Bankada çalışıyorsunuz. Çok güzel. Evet sizden bir tanışalım şöyle. Şöyle kameraya doğru dönerseniz. İsmim Betül. Bu tiyatro için geldik buraya. 3 tane çocuğum var. Eşim Bayram. Bir de Emirdağ'a selam alalım. Evet, anneme babama çok selam söylüyorum. Seni izliyorlar. Evet, orada bulunan bütün aileme, beni tanıyan herkese çok selam söylüyorum ve öpüyorum. Brüksel'den programımız devam ediyor ve yanımızda Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Başkonsolosumuz Mehmet Boray Bey var. Evet. Evet efendim, bugün hakkında neler söylemek istersin? Bu kadar insan buraya gelmiş, ana vatanımızdan tiyatrocu grubumuz var. Neler paylaşmak istersin bizlerle? Türkiye'den bir tiyatro grubunun burada Brüksel'de Avrupa'nın en önemli başkentlerinden birinde vatandaşlarımıza yönelik bir gösteri sunması çok güzel bir şey. Bunun daha da güzel kılan Brüksel'in en güzel tiyatro salonlarından birisi burası. Evet. Saint Michel tarihi bir salon, 1500 kişilik yaklaşık ve büyük ölçüde de dolduğu gözüküyor. İnşallah güzel bir akşam geçirecek vatandaşlarımız, eğleneceğiz, hep beraber güleceğiz. Biz de bu amaçla eğlenmek, gülmek için geldik. Oyundan sonra sanatçıları da tebrik etme imkanı bulursak memnun olacağız. Evet, teşekkür ediyoruz. Programımız devam ediyor ve yanımızda Belçika Bakanımız Emir Kır var. Evet efendim, bugün burada Türk vatandaşları buraya bir araya toplandılar. Bir Türkiye'den gelen vatandaşlarımızı, tiyatro grubumuzu görmek için oyunumuzu. Bu konu hakkında neler paylaşmak istersin bizimle? Ya bir defa bu kadar kalabalığı burada görmek ilk defa oluyor. İlk defa bu kadar kalabalık bir kitle bu salonu dolduruyor. Bu oyunun kalitesinin bir göstergesi olduğuna inanıyorum. İkinci burada alınacak olan mesaj da şu. Belçika'daki yaşayan Türklerin Türk kültürüne ihtiyaçları var. Buna benzer beklentileri var.
Demek ki burada yeni bir kapı açılacak. Bunun ardından diğer kaliteli gruplara buradan sesleniyorum. Mutlaka gelsinler. Bu gibi programlara buradaki yaşayan Türkler iştirak edeceğinin bir göstergesidir bu. Evet, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Terk etti gitti beni kanka ya. Vallahi kanka işte böyle saçma sapan anlarımız var ya. Gidiyorum bir gün böyle bunun kahvaltısını yatağına götürmüştüm. Böyle dedi kahvaltı ekranın yatağı kırıntı döküldü çarpılalım dedi. Ağzıma tekmeyle vurmuştu kanka ya. Sonrasında bir kere hatırlıyorum istediği ayakkabıyı alamamıştım. Pratik kız işte. Gitmiş internetten böbreğimi satışa çıkarmış. Ameliyatın ertesi günü gittik aldık. Çok iyi kızdı be kanka be. Lan neresi çok iyi kız lan? Şeytanın ta kendisiymiş. Ha CD takılı kanka. Beni seviyorsun. El kol hareketi yapıyorsun. Niye bilmiyorum. Takıldı ama kafasına göre takıldı kanka. Sen anlamadın mı peki oğlum böyle olacağını? Ya anladım anlamasa da işte konduramadım ya. İşte Masar diye bir arkadaş var onlar sinema ekmeler. Fuat diye bir arkadaş var onlar tiyatro ekmeler. Sonra Masar'la Fuat oluyor Özkan'a kalmaya ekmeler. Ol işte alıyorsun hala beni seviyorsun niye beni aramıyorsun? Biz daha böyle yapıp sonra arta kalan isterimin de dibine ekmekle sayın mı? Eskiden suyundan da koyulardı, şimdi öyle mi oldu ya? Ne olur beni affederim, söz sana daha iyi bir insan olacağım ya. Sorun bu zaten, ben iyi biriyle birlikte olmak istemiyorum ya. Ben heyecan istiyorum, vahşet istiyorum. Ben artık binek araç değil, dozer kullanmak istiyorum Ali. Vay be. Bülük seni bile ooo dedirttim ben. İyi, gidiyorum ben. Ama şunu unutma ki asla benim yerimi dolduramayacaksın. Asla dolduramayacaksın, gör. Benim kim bu lavuk? Maşallah kendine dozeri bulmuşsun. Çok güzel ya. Evet dozeri buldum. Şimdi o dozerle senin gibi bir gece kolduğu yıkmadan hadi git buradan. Gece konuda seçim zamanı bu gece konuda tapu vermeye kalkma yemezler canım. Gidiyorum. Al.